Yani Huawei bu bağlantı sektöründe öncü bir firma, gerçekten iyi bir firma. Kendi cihazları içerisinde bir ekosistem oluşturmak istiyorsanız, yani bu cihazı da almayı düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, 14S, MateBook 14S Huawei laptopumuzun yanında hediye olarak gelen Wi-Fi 6 Plus destekli artık. Şöyle cihazımızın kendisi, kutu içeriğinden adaptörü, bir tane de Ethernet kablosu çıkıyor. Kullanma kılavuzu var. Bunları bir hemen şey yapalım. Evet, pilimiz de bitiyor. Ben şöyle size göstereyim arkadaşlar. Burada NFC var. NFC üzerinden bağlanabiliyoruz. Şöyle buradan bağlantı. Bunu da detaylı bir kurulumunu beraber yaparız. Şimdilik böyle kalsın. Bir toparlanalım. Gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi Huawei router'ımızın kurulumunu yapalım. Öncelikle adaptörümüzü fişe taktık. Burada power kısmına gücümüzü veriyoruz. Kutumuzdan çıkan Ethernet kablosunun bir ucunu modemimizde bulunan LAN portuna, diğerini ise burada bulunan şu WAN portuna takıyoruz. Şimdi arkadaşlar, kurulumu şöyle, ister Huawei'nin kendi uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliriz. İsterseniz Wi-Fi'den bağlanıp arayüzden de gerçekleştirebiliriz. Şimdi biz öncelikle modem arayüzünden bağlanalım. Şu anda gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor arkadaşlar. Kurulumunu arayüz üzerinden gerçekleştirelim. Şimdi laptopumuzu şu an bu şeye bağlı arkadaşlar, kendi modemimize. Burada Huawei'in kendi router'ın, şimdi şöyle göstereyim ben size. Kamerayı maalesef şey olmuyor ama oradan da ışık parlıyor ama. Şu an Huawei'in router'ın şu an şifresiz olarak bağlanabiliyoruz kurulum için. Şu anda evet bağlandık. Direkt bizi şeye attı. Bunun da ekran görüntüsünü alayım. Şimdi arkadaşlar, modemin arayüzü bu şekilde: 192.168.3.1. Normalde 168.1.1 şey olur. Bunları kabul ediyoruz. Şimdi burada internete bağlanıyor. Evet, gördüğünüz gibi Wi-Fi ağına şifresini belirliyoruz. Buradan da modem arayüzünün şifresini. Evet, şimdi bu belirlediğimiz arkadaşlar Wi-Fi ağın şifresi. Bu da modem arayüzüne girerken, yani 192.168.3.1'e girerken kullanacağımız şifre. İleri diyoruz, ileri diyoruz ve kurulum gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi bu laptopta da Wi-Fi 6 teknolojisi var. Router'ımız da aynı şekilde Wi-Fi 6. Yani buna Ethernet kablosu bağlanmış gibi hız almayı planlıyoruz arkadaşlar. Şu an masa üstümde Ethernet portuyla bağlı. Masa üstü bilgisayarımda ve ortalama 46 megabit, 50 megabitlik bir internetim var. 46-47 megabit alıyorum. Şu an bağlantı kesildi, şifre koyulduğu için. Şimdi evet, bakın burada arkadaşlar şifre istiyor artık bizden. Evet, şu anda tekrardan bağlandı arkadaşlar. Buraya da bu ikinci bir şifre yazmıştık. Şimdi ampersand bir hız testi yapalım. Evet, aynı şekilde bu bittikten sonra ben masa üstünden bir hız testi yapayım. Sonuçları karşılaştıralım. Evet arkadaşlar, modemde indirim hızı olarak ortalama 47.4
4 megabit aldık. Masaüstü bilgisayarımda, yani Ethernet kablosuyla bağlı olan bilgisayarımda 47.6. Yükleme hızı ise Wi-Fi 6 ile bağlı olan laptopumda 7.9. Diğerinde ise 7. masaüstünde 7.4. Gecikme laptopta daha fazla 8.5 milisaniye, masa üstünde ise 6.1 milisaniye olarak şu anda zaten sizler de görüyorsunuz bu karşılaştırmayı. Evet, şimdi bir kurulum böyleydi arkadaşlar. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi bir diğer kurulumu ise şöyle yapacağız. Şu an hem de buradan router'ı resetlemeye göstereyim. Burada bakın bir reset yeri var. Şöyle buraya bastıracağım. Ve şu ışık kırmızı sönecek ve kırmızı yanacak. Evet, şu an bastırdım. Evet, söndü gördüğünüz gibi. Evet, şu anda kırmızı yandı ve modemimiz resetlendi arkadaşlar. Şimdi bunu da nasıl yapacağız? Şimdi Huawei'in App Gallery'den indirmiş olduğum Allife uygulaması üzerinden şimdi kurulumunu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi üyeliğiniz var zaten, bir Huawei telefon kullanıyorsanız direkt üyelik kısmına giriyor zaten bilgilerinizi. Ama yoksa da bir üyelik açmanız gerekiyor. Üyelik açtığınızı varsayıyorum. Buradan cihaz ekle kısmı var veya buradan artı kısmına basabilirsiniz. Cihaz ekle diyoruz. Konum servisini açıyoruz. Daha rahat cihazımızı bulabilmesi için. Etkinleştir. Hepsine izin veriyoruz. Evet, şu anda taranıyor. Evet, gördüğünüz gibi cihazımız buldu arkadaşlar. Ekranda görünüyor. Şu anda modem arayüzünde laptopta yapmıştık arkadaşlar. Şu an onun benzeri bir ekran karşımızda. Şartları kabul ediyoruz. Evet, şu an burada modemimizin adı, şifresini vesaire belirlememizi istiyor. Biz yine şifremizi yapalım. Buraya da modem arayüzünün şifresini istiyor arkadaşlar. Evet, ileri diyoruz. Evet, şu anda kurulum gerçekleşti ve router'da yeşil ışık yandı. Şu an çevrimiçi cihazımız. Evet, bu cihazı da bağlı. Hemen yönlendirici şifremizi girelim. Evet, şu anda %100 bağlandı. Evet, burada router'ın aldığı hızı vesaire de görebiliyoruz. Şu anda mesela bu cihazın hız limitini vesairesini ayarlayabiliyoruz. Cihaz ayrıntılar kısmından. Evet arkadaşlar, buradan cihazları kontrol edebiliyoruz. Cihaz ayrıntıları, ebeveyn kontrol, hız limiti. Yani şu an bu cihazın alabileceği hızı ayarlayabiliyoruz. Atıyorum 5 megabit, 10 megabit. Kendi internetimize göre. Daha fazla diyelim. Evet, güncellemeleri hemen yapalım varsa. Güncellemeleri kontrol et diyelim. Evet, şu an sürümümüz güncel. Şimdi arkadaşlar zaten şöyle Wi-Fi'ye tıkladığınız zaman bakın bu Huawei'in router'ında şurada şu işaretle aynı bir işaret var. Buna bastığınız zaman bu bağlantı türünü destekliyor. Yani bastığımız zaman cihazdan da bu bağlantı türünü seçtiğimizde arkadaşlar cihaz otomatikman bağlanıyor. Videonun başında sizlere şey demiştim. Burada NFC var. NFC ile bağlanıyor. Maalesef bu cihazda o NFC özelliği yokmuş. Dediğim gibi sadece bu tuşa basarak Huawei cihazlar arasında kolay bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Yani Huawei bu bağlantı sektöründe öncü bir firma. Gerçekten iyi bir firma. Kendi cihazları içerisinde bir ekosistem oluşturmak istiyorsanız yani bu cihazı da almayı düşünebilirsiniz. Bizi zaten Huawei 14S laptopumuzun yanında hediye olarak
Huawei Shop üzerinden hediye edildi. Biz de öyle aldık. Aklınıza takılan sorular varsa bizlere yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.